Masum 294. bölümde Aradin'in oyunu Gobi'nin planını boşa çıkartıyor. Rada geri dönüyor. Pari vakıf yetkilisinden para çantasını alır ve önce dua etmek istediğini söyler. Hemen sunağa gider. Sunak da üzerine sindur tozu döker ve böylece Gopi'nin koyduğu iz görünmez olur. Gopi gerçeği herkese anlatır. Kaçırma olayının yalan olduğunu söyler. Ama Pari bunun bir kanıtı olmadığını, Gopi'nin yalan söylediğini söyler. Gopi gerçekleri ortaya çıkartamaz. Urmila'nın evine bir müteahhit gelmiştir. Müteahhit evi almak istemektedir. Ona çok para ve daire vereceğini söylemiştir. Urmila rüyasında çok zengin olduğunu görür. Gopi ile Meti konuşmaktadırlar. Yerlere pis bir şey dökülmüştür. Meti yere bir şey dökmediğini söyler. Urmila evini satmanın bir yolunu aramaktadır. Daval'a ve Kinjal'a belli etmek istememektedir. Onlara buraların güvenli olmadığını söyler. Ama Daval, Urmila'ya çok fazla film seyrettiğini söyler. Gopi, Pari'yi gözlemektedir. Onun bir hata yapacağına inanmaktadır. Kokila, Gopi'nin yaptığını fark eder. Ona kızar. Gopi, Pari'yi izlediği için Kokila'dan özür diler. Savita'nın torunlarıyla Tolu ile Molu kavga ederler. Modiler ve Savita gürültü üzerine oraya gelir. Tolu anneleri olmadığı için çocukların kendileriyle alay ettiğini söyler. Paridi onların annesi benim der. Pari orada bulunan Jigar'a karşılık vermediği için kızar. Jigar evliliğin kendisine dayatılmamasını söyler. Meti dışarı çıkar. Bir köpeğin saldırısına uğrar. Aslında gizemli bir el köpeği serbest bırakmış ve Meti'nin saldırıya uğramasına sebep olmuştur. Paridi ve Gopi Meti'yi doktora götürür. Meti'nin dinlenmesi gerektiğini söyler. Eve döndüklerinde Gopi Meti'nin işlerini yapacağını söyler. Yemek hazırlar. Ancak yine gizemli bir el yemekleri ilaç katar. Pari yemek yemeyeceğini, meyve yiyeceğini söyler. Yemek yiyenler hastalanırlar. Gopi'nin başı döner. Kokila'nın midesi bulanır. Paridi dışında herkes hastalanmıştır. Ancak bu işe Paridi de çok şaşırmış görünmektedir. Paridi herkese çay verir. Kokila Paridi'ye yemek yapmayı biliyor musun diye sorar. Paridi fazla bilmediğini ama deneyeceğini söyler. Paridi elinden geldiği kadarıyla yemek yapmaya çalışır. Paridi çok yorulmuştur. Bütün ev işleri ona kaldığı için hali kalmamıştır. Paridi çocuklara çikolata verir. Ama yanlışlıkla Tolu'ya 2 tane verir. Diğer çocuklar Tolu'nun çikolatasını almak isterken Tolu koşar ve başını bir yere vurur. Gopi ve Paridi ona hemen ilk yardım uygularlar. Jigar eve gelince Tolu'nun kafasındaki bandajı görür. Panikler. Gopi ve Paridi merak etmemesini söylerler. Gopi Paradi'ye pazara gitmesini söyler. Paradi hali olmasa da pazara gider. Pazar yerinde bir adamın karısını dövdüğünü görür. Paradi kadını adamın elinden kurtarır. Kadını ev işlerine yardım etmesi için Modi konağına getirir. Ancak gelen kişi Rada'dır. Urmila kiracılarını korkutup evleri boşaltmak istemektedir. Bir goril kostümü giyer ve insanları korkutmaya çalışır. Ama korkutmak isterken mahalleli sopalarla ona saldırırlar. Urmila onlardan dayak yer ama kaçmayı da başarır. Modiler kahvaltıya oturduklarında sofranın çok güzel hazırlanmış olduğunu görürler. Kokila bunu nasıl yaptığını sorar. Paridi hizmetçi tuttuğunu söyler. Kokila kendisine haber vermeden Paridi'nin hizmetçi tutmasına kızar. Paridi hizmetçiyi Modiler'le tanıştırır. Rada'nın yüzü her zaman kapalıdır. Kokila şüphelenir. Adını sorar. Rada kekeleyerek konuşur. Adının Rokmati olduğunu söyler. Kokila yüzünü görmek ister. Rada ise kendi toplumunda yüzünü göstermenin yasak olduğunu söyler. Kokila evde çalışmak için yüzünü göstermesi gerektiğini söyler. Rada hazırlıklıdır. Yüzünü açar. Ancak bütün yüzü yanmış gibi görünmektedir. Rada böyle bir problemle karşılaşacağını bildiği için yüzüne çikolatayla makyaj yapmıştır. Yüzünü kocasının yaktığını söyler. Kokila şüphelenmeye devam eder. Polis onayının olup olmadığını sorar. Paradi polis onayının olmadığını söyler. Kokila akşama kadar polis onayını getirmesini söyler. Aksi takdirde hizmetçi evden gönderecektir. Paradi Rada'nın kimliğini sorar. Rada kimliğinin olmadığını söyler. Sonra kendisine ait olmayan bir seçmen kimlik kartını Paradi'ye verir. Paradi bununla polis onayını alabileceğini söyler. Devamı Masum 295. bölüm özetinde. Siz Rada'nın geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.